Evet, adınızı öğrenebilir miyim? Adım Hayrettin Lamba. Evet Hayrettin Bey, kasabada çok miktarda evliya olduğu söyleniyor. Öyle değil mi? Evliya işte bura var, ora var. Bir de asıl evliya Yoncalıklarda. Evet, kaç evliya olduğu tahmin ediliyor bu bölgede? Şimdi abi, sen evliyayı ne diyeceksin? Ben bu yatarın şeyini anlatayım. Anlat, hadi anlat. Tabii duymadınızsa. Bu orada arpa biçermiş. Evet. Bu evliya o türbede arpa biçermiş. O zaman eskiden yemek gelirdi gelen giden. Yukarı koyuller hayvanla gelirdi biliyor musun? Evet. Kayseri'ye giderdi. Ondan sonra Sultan Murat Taşı harbe giderken Karamoğlu Kopya Irmak'ın kenarına çadırı kuruyor askeri. Yukarıda bir şık baba var gidin getirin diyorlar. Bu türbeye. İki tane asker sağlar arpa biçiyormuş. Seni patişah istiyor işte, askeri subay istiyor. Hadi siz gidin de ben varayım diyor, arpa biçiyorum diyor. Geliyorlar ne oldu? Böyle böyle. Lan gidin elini kolunu bağlayın getirin, kelepçe diyor. Kelepçe de askerler nasıl bir adam olduğunu bilir ki yanaşın çalının içine atıyorlar. Tabi biliyor ya askerlere karşı varıyor. Hadi gidelim diyor. Amanetinizi alın çalın içinden. Askerler varınca kaçıyorlar. Amanet ejderha olmuş. Ya Bismillah diyor alıyor oraya varıyor. Nasıl gelmedin falan diye buna tabi tehdit yapıyor. Ne diyorsun diyor. Senin diyor şık olduğunu nereden bileyim? Elini sok şuradan balık çıkart diyor. Çığ mı çıkardın pişmiş mi? Diyor diyor çığını çıkart diyor. Şık babaya biliyor musun? O zaman ya Bismillah diyor, bu diş koy işte elini atınca altında bağın üstünde balık burnu şirince elini ayağına kapanıyor. Elini ayağına kapanıyor, tabi bunu o zaman gayet seslenemiyor. Siz gidin harbiden öldürdüğünüz gavulların kellesine bakın, boğazına kılçık çıkar diyor. Buradaki bu yatar işte. Evet. Öyle bir adam bu da tabi koy yerinde evden nasıl okuz olmaz illere. Öyle bir şey işte.